1 Eylül 2016. Unutamamıştım. Acı çekiyordum. Eskülüs öğrenen mutlaka ızdırap çeker demiş. Sen de çektin değil mi? Aileni, sevdiğim kadını, seni yetiştiren hocanı ve can dostlarını kaybettin. Öğrenmek için çok acı çektin. Kızılelçinin ilk mesajı. Önce bir hata sandım. Bilgisayarın bozulduğunu veya hacklendiğini. Ciddiye aldın tabii, bizden başka kimse bilemezdi. Neydi rengi? Sarı değil mi? Sırma. Ne güzel bir geceydi o. Sabaha kadar kollarında Bal Sultan'ın öyküsünü dinlemiştim. O ana dönmek için her şeyi yapardım. İyi, kötü, gaddar, feci. Her şeyi. Biliyorum. Yaptın da. Ya öğrenirlerse? Öğrenmeyecekler. İmkansızı istiyordum. Hala hayatta olmamı. Sana ulaşmış olmamı. Ama öyle olmadı. Olmadı. Ama o gün 23 yıl önce sonunda öğrendiklerimin bedelini, kaderin benden ne istediğini anladım. Tüm bu öfkeyi ve kederi daha büyük bir amaca adayacaktım. Tek odağım o amaç olacaktı. Geçit tutan olmak. Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan. Geçemem aşkım, gönül ister, hissedelim derinden. Hayal mi bilemem, ben giderim peşin.
ülkemiz uğruna yaptıklarından sonra ona teşekkür etmemiz lazım. Velev ki vatana millete bu küresel kriz zamanı yardım etti. İlgini çekeceğini düşünmüştüm başkan. Adımı kullanmaları bir şey ifade etmiyor. Amaçları beni almalarca bir tehdit olarak göstermek. Cumhurbaşkanı gerçekten de yapay zekaya karşı çok agresif. Kendi için düşünebilen, hakları olan yapay zekalar bir popülist için en büyük tehdit. Bir gün alfa zekalar oy verebilse vay onun haline. Oy verebilsen kime oy verirdin Kam? Tabii ki kendime. Bak sen. Bir gün alfa zeka olursan ben de sana oy veririm. Bu dediklerini polemik algoritmama ekleyeceğim. Teşekkürler başkan. Ne bu önümdeki? Köprü etrafında kuantum uyumsuzluk saptadım. Normalde bu dalgalanmalar sadece parçacık çarpıştırıcı makinelerde olur. Doğada pek sık görülmez. Tomris ne diyor? Karargâhta hesap yapıyor. Kaya'ya haber verdin mi? MIT'e 3 saat önce bilgi verdim. Belki de güç sırrı yerine uçan araba icat etmeliydim. Aa evet, nadir bir tebessüm. Ama bireylerin travmalarını unutma. Mizah algoritmam işe yarıyor. Ben uçmaktan nefret ederim. Aşınıza olmadıysanız retina tarama için lütfen gişede durun. Ve 5 saniyelik temassız testiniz için bekleyin. Silahınızın polis siciline kayıtlı olduğunu tespit ettim. Bir suç mahalline mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Hayır, sıkıntı yok. Bir süre daha trafikteyiz gibi gözüküyor. Bu yüzden sordum. Benimle muhabbet etmek ister misiniz? Anlamadım. Belleğimde ayaküstü konuşulabilecek 17 bin konu önceden yüklenmiş. Radyoyu aç yeter. Hangi kanal efendim? Fark etmez. Mükemmel bir seçim efendim. Artan gerilim bugün yeni bir krize doğru ilerliyor. Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde silahlanması ile ilgili bir kez daha uyardı. Güvenlik Konseyi uyarısında Japonya ve ODP'nin fütursuzca yeniden silahlanmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Şu sesi duyuyor musun? Hangi ses efendim? Camı aç. Please stop at the booth for your retinal scan. Neden drone göndermedin ki? Elektromanyetik anomaliden etkilenebilirler. İnsan gözü kullanmak zorundayız. Tomris, trafik kilit. Kam, anomalinin tam ortada olduğunu söyledi. Ya tamam da. İş çıkış trafiğindeyiz. Ve hiç kimse kıpırdamıyor. O zaman hareket edene kadar bekle. Söylemesi kolay. Geldi bu hurdayı sen kullan. Mecburdum. Dikkat çekmememiz gerekiyor. Başkan durumu biliyor mu? Gökyeli ben yönetiyorum Ece. Kemal abi de seni yönetiyor. Biliyor mu, bilmiyor mu? Daha değil. Az sonra bilecek. Bravo. Yine başıma iş açtın. İnden Tomris arıyor. Durum biraz karışık. Anlat. Ece ölçümleri bizzat alması için gönderdim ama trafiğe takıldı. Neden bana söylemedin? Kamına biri vardı. Babamı etkilemek için inisiyatif alacağım anlarından biri mi bu? Bunun üvey babamla bir ilgisi yok. Tamam. Yapsın ölçümlerini. Ama görülmemeye özen göster. Başkan, 25 kilo Newton büyüklüğünde bir darbe aldık. Hasar inceliyorum. Maydar taramasına göre vertebrosternal kaburgalarından ikisi kırık.
Başkan, kaburgaların akciğerini deliyor. Hareket etmemen gerek. Bunu onlara söyle. Kam. Strateji oluşturuyorum. Mümkünse ben ölmeden oluştur. Bu tasarımlar bilinen hiçbir güç sırrına uymuyor. Kemal, oradaki Layna'da FSM'de de bir saldırı gerçekleşiyor. Komuta sende. Kızıl Yeleği ve Siganfu'yu sana yönlendiriyorum. İkisini de köprüye yolla. Sivillere. Ya sen? Ben hallederim, dediğimi yap. Halledemeyebilirsin başkan. Aracın tungsten karbür kaplaması bu çapta ateş gücüne dayanamaz. Savunma sistemleri? Yedek güç devrede. Neredeyse hazır. Şimdi! Sivil zayiat ne kadar? Şu ana kadar üst geçitte 24 hafif yaralı. Yoldan çıkmamız işe yaramış olmalı. Peki ya köprü? Buraya, buraya, buraya! Çabuk, çabuk! Merak etmeyin. Yardım yolda. Başınızı aşağıda tutun yeter. Şef, savaş helikopterine binmeniz lazım. Acil müdahale gerekiyor. Kemal abi ne durumda? Ben ona yardım edeceğim. Ama sizin hiç zamanınız yok. Ece'yi oradan çıkarın. Özel harekat ikna et. Anlaşıldı, tamam. Hepimizin başına bela sokacaksınız. Amirim, ben de sizden biriydim. Eğer bürokratik sorunlar çıkarsa sorumluluk bende. Mesuliyet bürüde. Sormak gerek. Kardeş, sen de biliyorsun. Biz izin istemek için saniyelerimizi harcadıkça daha çok masum insan ölecek. Kral ve abim bir zamanlar demişti ki, var olmamızın yegane sebebi masum Türkleri korumak. Ne olursa olsun, bunun dışında her şey bizi bozar. Aynen öyle. Hadi beyler, atlayın! Sajant! Havada gözümüz olsa iyi olur. Hani kurdağı gözlerden. Polis. Hanımefendi, buradan gitmeniz gerekiyor. Memur bey, ben iyiyim. Bakın burası... Arabalarını terk etmeye çalışanları seçip onları katlediyorlar. Saklananlara hiçbir şey yaptıkları yok. Kızıl Yer, beni duyuyor musun? Duyuyorsan köprünün ortasında arabaların tepesine çıkmış 5 saldırgan görüyorum.
Kimsin sen? Nasıl? Bilmiyorum başkan. Kam sen bil diye tasarlandı. Kullandıkları mühimmat karşılaştığım bir teknolojiye benzemiyor. İki isabet daha alırsak zırhımız delinecek. Gücümüz var mı? Araç yaklaşık 100 metre gidebilir. Bana yeter. Tamam dinleyin. Alçak uçup hızlı gireceğiz. Özel harekatı destekleyin. Ama unutmayın, vur timi biziz. Ötüken, kaç kişiler? Bilmiyoruz. Konumları? Bilmiyoruz. E peki ne biliyoruz? Her bakımdan bizden bir adım önde olduklarını şef. Hafife almayın. Köprüye vardığında iletişim kesilecek. Son kez soruyorum. Emin misin prenses? Başka çaremiz yok. Sen bilirsin. Kozanlı kral hazır. İlk acil müdahale operasyonun mu? Benimki hala aklımda. 28 yıl önce. Siz de mi özel harekatçıydınız? Ayıpsın kardeş. Çoğu insan bilmez. Bir zamanlar bütün börü kolunda o şerefli kartalı taşırdı. Adın ne? Ömer. Gerçek cesaret korkudur Ömer. Korkup da yapmaktır. Kimi uçmaktan korkardı, kimi ailesini yalnız bırakmaktan, kimi sevmekten. Benim elim ayağım titrerdi helikoptere binince. Çömez zamanlarım tabii. Ömer'le Kaya ne dalga geçerdi benimle. Kemal abi risk oranını anlatırdı. Turan abi şarkılar söylerdi. Ama ben yine de korkardım. Kaybedeceklerim gelirdi aklıma. Tam buramda kesilirdi nefesim. Sonra anladım ki kaybedeceklerin azalınca korkun geçiyormuş. Ben artık uçmaktan korkmuyorum. Ölmekten de. Ama bana bak. Sen istersen yine yana falan dön de üzerime kusma benim ha. Direksiyon etkinleştiriliyor. Biz esir düşmeyiz Kan. Bilincimi yitirirsem geri sayımı başladı. Başkan. Beni ele geçirirlerse aracı imha et. Sana zarar veremem başkan. Dediğimi yap. Ölü ya da diri üzerimden bilgi edinebilirler. Yapamam başkan. Üç yasa. Burada. Üç yasa geçici iptal etki kodu. Atalay Tümer Alada 34.50. İptal kabul edildi. Acil durum imha geri sayımı başlatılıyor. 3 2 1 Geri sayım durduruldu. Kral geldi. Diz çökün. Tamam.
Çak'a cevap ver. Size herkesin gidip köprüye yardım etmesini söyledim. Özellikle de onun. Yaşıyor. Yaşıyor ama hala huysuz. Ölmene izin vermeyeceğim Kemal. Beni daha sonra fırçalarsın. Başkan, yanlış anlama. Küçükçe bir baskı yaptı. Kahramanca ölmene karşı değilim. Sivilleri buradan çıkarmamız lazım. Çatışmanın arasında kalacaklar. Biliyorum. Bu konuda bir şey yapalım. Planın ne? Bizim elimizde tabanca, onların elinde her ne varsa ondan var. Sen börüsün. Neden yardım etmiyorlar? Neredeler? Gözeteceğiz. Arabalarda mahsur kalmış siviller var. Dikkatli olacaksınız. Gözlük tak. Hazır mı ekip? Hazır. Dikkat, dikkat. Vakit yok, indir bizi, indir! Başlarım böyle işe. Ne yapıyorsun? Dikkat dağıtıyorum. Kafalarına nişan al. Buldum. Köprü ötesinde çatışıyor. Çatışıyor mu? Babasının kızı ne olacak? Hadi. Evet beyler. Polis özel harekat sivilleri güvenle tahliye ederken Batu bizi kollayacak. Tuğrul, Yunus, Fatih, siz hedefe angaje olun. Biz de Ece'yi alacağız. Şefiniz ve can dostlarınız o helikopterde şehit oldular. Ama bizi izliyorlar. Bizden vazifemizi yapmamızı bekliyorlar beyler. Sonra tutacağız yasımızı. Şimdi sırt sırta, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu köprüdeki insanları kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi beyler! Hadi beyler! Hangi sürüyü? Hepsini. Tek çare bu. Gücümüzü ve geçtiğimiz yerleri tüm ülkeye göstereceksin. Böyle olmak zorunda. Ölmenize izin veremem. Tomris yapma Tomris!
Hedefi göremiyorum. Siper alıp bekleyin. Beyler dikkat. Sisin içindeler. Beyler dikkat.